Herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı problemleri soru çözümü videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar kampımızın ismi Problem Maratonu. Bildiğiniz gibi her videoyu 10 soruyla bütün problemleri hallediyoruz sloganıyla yola çıkmıştık ve her videomuzda 10 soru vardı ve bu 10 soruyla da size parça parça bütün problemleri halledecektik ve buna nerede başlamıştık ilk adımımız 3 Nisan oran orantı problemleri soru çözümüydü bu hafta yani 10 Nisan bugün sayı problemleri soru çözümüyle karşınızdayız. Peki ne zaman? Her cumartesi saat 2'de. Ne zamana kadar peki? Problemler bitene kadar. Ne zaman bitecek bu maraton? Bayramda bitecek arkadaşlar. Bayramın son günü Artık ne diyeceksiniz? Kampımız bitti diyeceksiniz. Tabi o gün kampımız yok. 8 Mayıs 8 Mayıs'ta bitiriyoruz arkadaşlar. Hız ve hareket problemleri soru çözümüyle 8 Mayıs'ta bitiriyoruz. 15 Mayıs'ta da diyeceksiniz ki vay be her cumartesi problem çözüyorduk. Artık bayram Demek ki problemleri bitirdik. Bayram yapabiliriz diyeceksiniz. Ve de arkadaşlar kullandığımız kitaplarımız neydi? Dinamo kitabımız, soru bankamız 9. sınıf oradaki problemleri çözmediysek çözüyorduk. Veyahut da 0'dan 9'a kitabımızdaki de problemleri çözüyorduk arkadaşlar dedik. Ve problem maratonu yani 10 soruyla bütün her videoda 10 soruyla problemleri bitiş şemamız burada. 17 Nisan yani haftaya bu saatlerde ne göreceksiniz? Kesir yaş işçi. Bunlar biraz daha kolay olduğu için üçünü aynı videoda aktaracağız arkadaşlar. Yine 10 soruyla. Sonrasında yüzde kar zarar aynı mantalitede olduğu için 10 soruyla halledeceğiz. Karışım Allah'ım yarabbim bir türlü yapamıyoruz diyorduk. Onu da yapacağız. Hız problemleri çözememiştik. Belki de anlayamamıştık. Ama şimdi kesinlikle son noktayı koyuyoruz ve bütün problemleri hallediyoruz arkadaşlar dedik ve artık sorularımıza geçelim. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz bir dart sorusu. Yukarıda Ayça 4 ayrı dart tatlısına 9 isabetli atışı ve bu bu atışlar sonundaki puanların puanlardan 3'ü verilmiş. Tabii ki de bize ne sorulacak? 4. darttan aldığı puan sorulacak. Arkadaşlar bakın yine tekrardan söyleyeyim. Yine 10 sorudan oluşuyoruz ve 10 soru gerçekten bakın bu 8. sınıf tarzında yeni nesil basit bir soru. Ama ne oluyor? Kademeli kademeli gidiyorduk. Yeniler var, klasikler var ve üniversite sınav tarzı 9. sınıf olmanıza rağmen bir tık daha zorlayıcı sorularla son iki sorumuzda buna göre hazırlayıp size 10 soru sunuyorduk. Bence çok güzel bir karma oldu. Bakalım basit soruyla başlayalım. Nasılmış? Basit dedik ama o kadar da basit değil. Küçümsemeyelim. Hemen burada iyi anlamak lazım. Bakın yeşile Y diyelim. Maviye M diyelim. Kırmızıya da K puan diyelim. Peki burada çok azaldığı aldığı beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey birinci de Y'yi vurmuşum ben. Bir de K'yı vurmuşum. Ve bunların toplamı bana ne gelmiş? 7. İkincide ne yapmışım? Y'yi vurmuşum. Bir de M'yi vurmuşum. Burada kaç puan almışım? 9. Ya kim fazla kim az beni ilgilendirmez. Devam ediyorum ben. Üçüncüde de maviyi vurmuşum ve kırmızıyı vurmuşum arkadaşım. Vurursam ne olmuş? 4 puan almışım. Bana da son soru olarak da adam neyi soruyor? yeşil vurdun, mavi vurdun, kırmızı vurdun kaç alırsın diye soruyor. O zaman bakın şimdi hemen bir toparlayalım. Burada gözüme çarpan şey Y'leri topladın 2'ye, K'ları topladın 2K, M'leri topladın 2M. O zaman burası sanki 2M parantezinde taraf tarafa toplarsak Y artı M artı K eşittir pardon parantezi kapat eşittir oldu mu? Bence oldu. 7 6, 7 9 daha 16, 4 daha 20. Oba. O zaman ne oldu? Her iki tarafı da ikiye böldüm. Y artı M artı K eşittir. Kaç çıktı? 10 çıkmış oldu arkadaşlar. O zaman ne dedik biz de? Biz de dedik ki bu dördüncü darttan aldığı puan ki zaten bana onu soruyordu. İşte kampımızın da kilit kelimesi 10 bizim de ilk sorumuzun cevabı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi güzel basit bir soruydu ama yine de sayı problemleri için hoş bir soruydu. Geldim ikinci soruya. Bir öğretmen öğrencilerine elindeki testleri üçer üçer verirse, üçer tane verirse elinde 5 test kalıyor. Bir dakika. Kaç öğrenci var burada? Bilmiyorum. Ama üçer üçer verirse 5 test kalıyor. Bilmiyorsam o zaman öğrencilere ben ne diyeyim? X tane öğrenci diyeyim. Üçer üçer öğrencilere test veriyorsam ben, o zaman her bir öğrenci 3 test alacaksa o zaman ne olacak arkadaşım? Benim elimde 3x test dağıtılmış olacak. Ama 5 test elimde kalıyorsa o zaman benim toplam testim ne olacak? Toplam testim 3x artı 5 olmuş olacak. O zaman arkadaşlar hemen devam edelim. Eğer testleri dörder test olarak verirse her birine iki öğrenci hiç test alamıyor. Bir öğrenci de iki test alabiliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz kaç kişiydik? X kişiydik. Dörder dörder dağıtılırsa iki kişi hiç alamıyor. O zaman iki kişi alamıyor. Bir öğrenci ne yapıyor? İki tane alabiliyor. Bak bunlar ne yapıyor? Sıfır. Bu bir öğrenci ne yapıyor? İki tane. Geriye kaç kişi kaldı? Bakın aynı testler olduğu için x eksi 3 kişi kaldı. Bu x eksi 3 kişi ne yapacak? 4 tane alacak. Bakın 3 kişi eksiyiz biz şu an. Bir kişi 2 tane aldı. 2 kişi hiç alamadı. Ama x eksi 3 kişi rahat rahat 4'er testini alacak arkadaşım. 4'er testini aldı. Peki bu adamlar hiç alamıyorsa Buna ekleyeceğim bir şey yok. Sıfır. Bunlar böyle üzülüyor köşede. Bunlar ne yapıyor arkadaşım? Bunlar dediğim bir öğrenci de ne yapıyor? Ne yapsın o da elinde iki tane kaldı. O da iki taneyle avunuyor. İşte bu kadar. O zaman ne yaptım? Benim bu kadar testim var. Bak testler bu kadar. Aynı zamanda testler bu kadar. O zaman testler tabii ki de birbirine eşit. O zaman bir düzgün yazalım. 3x artı 5 eşittir. 4x eksi 12 artı 2. Burası ne oldu o zaman? 3x artı 5 eşittir. 4x eksi 10. Onu karşıya attım. 5 artı 10'dan 15. 3x'i karşıya attım. 4 xten 3x çıkarsa x olmuş oldu. x neymiş arkadaşlar? 15'miş. Öğretmenin kaç öğrencisi vardır? Biz zaten kimi o x demiştik? Öğrenciyi x demiştik. O zaman demek ki 15 öğrencisi varmış. İşte arkadaşlar sorularda kesinlikle ve kesinlikle ilk önce neyi ne yaptığınızı iyi bilin. Neyi neye eşitlediğinizi iyi bilin. Niye ne dediğinizi, niçin dediğinizi iyi bilin. Bakın ben buna test demiştim, buna da test demiştim. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Ve sorularda adam seni kandırmak için böyle bir lütfen siz yavaş yavaş sayılarda ne yaptığınızı yazın. Bu arada klasik bir giriş yapmadım size. Klasik bir giriş yapmadım. Yani o bir sayının iki katının üç fazlası yok şöyle yok. Mu. O girişten yapmadım. Neden? Çünkü zaten okul zamanında YouTube'da Tonguç Akademi 9. sınıf sayfasında zaten orayı açtığınızda sayı problemlerinde onu çok güzel canlı yayında yapmıştık. İsterseniz bu videoları izlerken ilk önce onu bir izleyin, sonra bir daha gelin buraya. Hatta bazen tabii ki de yenisini ne yapıyor? Çarpı 2 yapıyor. Olur, sıkıntı yok. Çarpı 2 yap, 15 dakikada bitir. Sonradan gel burada bunu izle, daha rahat, daha güzel anlayabilirsin belki de. tercih senin Orada YouTube sayfasında biliyorsun ki Tonguç Akademi senin için istediğin zaman izle diye ücretsiz bir şekilde YouTube sayfasında duruyor. YouTube kanalında diyelim. Lokantaya giden 7 arkadaşın kişi başı 10'ar TL verecek şekilde hesabı ödemeyi düşünüyorlar. Bunlar öyle bir yiyorlar ki arkadaşlar kişi başı 10'ar TL verecekler. Bir dakika o zaman hesap dediğimiz şey 7 kere 10 gelmeyecek mi? O zaman hesap dediğimiz şey tabii ki de biz düşündüğümüz gibi olmayabilir bazen ama hesap bizim düşüncemize göre 70 oldu. Çünkü niye? Herkes 10'ar TL verecek. Ama hesap geldiğinde bir arkadaştan 2 TL diğerinden 3 TL eksik çıkıyor. Bak ya arkadaşım sen cebindeki paranı bilmiyor musun derler ama ama demiyoruz. Bu bir problemdir yapalım diyoruz. Ne diyoruz? Hesap geldiğinde bu arkadaşlardan birinden 2 TL birinden 3 TL eksik çıkıyor. Yani piyasada şu an 5 TL eksik. Geri kalan arkadaşlar kaçar TL fazla verir diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burada 5 arkadaşımız yine ne yapacaklar? Onar, onar, onar verecekler. Nokta nokta. Burada 10 tane onar, onar verecekler. Yalnız bir arkadaş kaç para veriyor? bir arkadaş gidiyor 2 TL eksik çıkıyor. Yani ne çıkıyor? 8 lirası var. Diğer arkadaş ne yapıyor? Diğer arkadaşın 3 TL'si eksik. O zaman bundan da 7 çıkıyor. O zaman arkadaşlar düşünürsek biz şu an kaç para vermiş olduk? 65 TL vermiş olduk değil mi? Ne yaptık? 70 liradan 5 lira eksik verdik. O zaman 5 lira eksik verdiysek biz bu iki arkadaştan dolayı 5 lira eksiğimiz var diyelim daha doğrusu. 5 lira eksiğimiz varsa o zaman bu beş arkadaşa bu eksikler ne yapacak? Birer birer eklenecek. Niye? Çünkü onların eksini diğerleri kapatması lazım. Bak ne diyor? Geri kalanlar kaçar TL fazla ödemek zorundadırlar. İki kişi de bir sıkıntı vardı. Beş kişi de bir sıkıntı yok. Onların cebinde demek ki paraları var. O zaman bu beş lirayı ne yapacaklar? Bu beş kişi bölüşecek. Beş lirayı beş kişi bölüşürse o zaman ne olur arkadaşım? Kişi başı birer TL fazla öderler. Bunu da böyle çok fazla cinlik çakallık soruları var ya. İşte burada cinlik çakallık yok. Burada ufak bir hesap sorusu olsun diye basit bir soru olarak yine ilk sorulara koymuş olduk. Girişteyiz hala. Bakalım gelişmeye geçeceğiz mi? Evet artık gelişmedeyiz. Giriş çok kolaydı. Gelişme bir tık zor. Sonrasında da yeni neslin dibine vuracağız. Üniversite sınavında çıkmış tarzda bir soruya bakacağız. Bakalım nasılmış diye göreceğiz. Ayhan her gün bir önceki gün sattığı limonların iki katından 10 TL 10 tane fazlasını satarak ne yapıyor? Elindeki limonları dört günde bitiriyor. O zaman bir dakika Ayancım, ben senin yerine bir düşüneyim. Sen şimdi ilk gün x satmışsın Ayancım. İkinci gün ne yapmışsın sen biliyor musun? İkinci gün iki katından on fazla satmışsın. Bak her gün bir önceki gün sattığı limonların diyor. Bir önceki gün x satmıştı. O zaman bugün de 2x artı 10 satar. Üçüncü gün ne yapar bu birader? Bu birader de üçüncü gün şöyle yapar arkadaşlar. Bir önceki gün sattığının iki katının bakın 2x artı 10'un 10 fazlası kadar satar. Dördüncü gün ne yapar arkadaşlar? Dördüncü günde tabii ki de burada ne var bu arada? 4x artı 20 bir de 10 burada var. 4x artı 30 var. Şimdi ne yapacak? Dördüncü günde bitiriyor ya. Dördüncü, dört günde bitiriyor. Dördüncü günde bunun iki katını yapacak. 2 çarpı 4x artı 30 artı 10 dedim. O zaman ne oldu burası? 8x artı 2 kere 30 60. 10 da burada var. 70 oldu. O zaman benim günlerim belli şu an. Birinci gün x tane, ikinci gün 2x artı 10 tane, üçüncü gün 4x artı 30 tane. Piyasaya alışan Ayhan dördüncü gün şov yaptı ve 8x artı 70 tane limon sattı. Şimdi üçüncü gün sattığı limon sayısı bakıyorum ne var arkadaşım burada? 4x artı 30 var. İkinci gün sattığı limon sayısının ikinci gün ne satmıştı bu? 2x satmıştı artı 10 satmıştı. İkinci gün sattığı limon sayısının 3 katından 20 eksik. Bakın 3 katından 20 eksik dedik. O zaman hemen bakıyorum. Her gün ilk gün sattığı kadar satsaydı kaç günde satar diyor. Yine sorunun sonunda da bir soru var. Çok güzel böyle. Yani sorunun içinde sorunun soru kısmı tabii soru olur ama soru kısmında da yine bir problem. Ayrı bir problem cinsi var. Bakacağız şimdi ona. O zaman şurayı bir toparlayalım. 4x artı 30 eşittir 6x artı 30 eksi 20 10 oldu. Bakın 30 Eksi 20 10 oldu. Attım bunu karşıya bunu buraya. 10 karşıya eksi diye geçti. 30'dan 10 çıktı 20. 4x karşıya eksi diye geçti. 6x eksi 4x'te ne oldu benim için arkadaşım? 2x oldu. O zaman x neymiş? x bizim için 10'muş. Bak şimdi bak 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 bak. O zaman bu birader Ayhan kardeşimiz şöyle yazalım. Şuraya yazalım arkadaşlar. Hangi kalemle yazalım? Buradaki kahverengiyle yazalım. Bakın şimdi birinci gün ne yapıyor bu Ayhan kardeşimiz? 10 tane satıyor. İkinci gün ne yapıyor? 10 kere 10 kere 2 20. 10 daha 30. Üçüncü gün ne yapıyor arkadaşlar? Bakın öyle bir güzel sayı çıktı ki 10. 4 kere 10 40. 10 daha şey 30 daha 70. Dördüncü gün ne yapıyor bu arkadaşımız? Dördüncü günde 8 kere 10 80. 70 eklersen oldu mu sana 150? O zaman bunun 4 günde toplam kaç tane satmış? Ne var? 150, 220, 250, ...ve 260 şeklinde satmış. Demek ki 260 limon satmış. Bana ne diyordu? Her gün ilk günkü kadar satsaydı... ...böyle atraksiyonlara girmeseydi... ...iki katının 10 fazlası falan... ...girmeseydi ne olurdu? Yani her gün 10 tane satsaydım... ...260 limonum... ...her gün 10 tane satmak için ne yaparsın? Tabii ki de 260'ı 10'a bölersin. Çünkü elindeki limonları 10-10 satıyorsun. Kaç tane 10 var 260'da diye baktım... ...ve cevabımı 26 olarak buldum... Tüm limonları 26 günde bitirirdi dedim. Ve bu güzel sorumu da geçmiş oldum. Gelişme bölümünde yine klasik bir sorudayız arkadaşlar. Bu bütün kitaplarda olan klasik bir soru. Tabii ki de bizim soru çözümümüzde de olacak. Ama nasıl olacak? Bizim soru çözüm tarzımızda olacak. Kitaplarda formüller var. O var bu var beni ilgilendirmez. Ben yine kendi şeklimi ortaya koyarım. Sen de tabii ki de bunu inşallah güzel bir şekilde anlayacaksın. Bir bilet kuyruğunda Yahya baştan 19. sırada Hak'tan sondan 22. sıradaymış. Yahya ile Hak'tan arasında 4 kişi varmış. Bu bilet kuyruğunda en az ve en çok kaç kişi var? Bir dakika ya. Nasıl oluyor bu ya? Ne en azı ne çoku? Bunlar nasıl? Yani bir sıradalar. Biri 19, biri tersten 22. Nasıl en az en çok oluyor? Ha, şöyle olabilir. Bak arkadaşım. Bu kuyruğun başından başladın. Diyelim ki Hak'tan şey Yahya baştan 19. 19. sıra burası. E bu Haktan da sondan geldi. E sondan da burası 22. sıra. E arada da 1 2 3 4 kişi olabilir. İşte bakın kuyruk uzadı. Nasıl uzadı? Bu adam sondan 22, bu adam baştan 19. Arada 4 kişi var. Peki hocam bu uzun kuyruksa e kısa kuyruk nasıl oluyor? Bak o da şöyle oluyor. Bu Yahya ya arkadaşım uçuyor gidiyor buraya 19. sırada. Bu güzel arkadaşımız Haktan da ne yapıyor? Geriden gelerek aslında baştan 19 diye artistlik yapan Yahya'yı tersten gelerek önüne geçmiş oluyor. Yani arka sıradan 22 demek belki de daha öndedir bilemezsin. 22. sıra yalnız dikkat edin yine 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 bunların arasında 4 kişi var. Bunların arasında yine 4 kişi var arkadaşım unutma burayı. Şimdi bize bunu söylüyor o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın burada bir 19 kişi vardı. Bu adam 20. kişi. Bu adam 21. kişi. Bu adam 22. kişi. Bu adam 23. kişi. Ve bu haktan arkadaşımız da sondan 22. kişi olduğu için demek ki bunun bu haktanla birlikte 22 kişi var burada. O zaman arkadaşım bak ne oldu? Baştan 19, 20, 21, 22, 23. E bu adam da 22. 22 kişi de burada var. O zaman bu sırada toplam kaç olduğu 45 kişi olmuş oldu. Devam ediyorum sana. Bak bu 45. Bu ne? En uzun kuyruk. Bu uzun. En az en çok diyor diye. Bu uzun kuyruk. Bilet kuyruğu kaç kişiliktir diyor. En az en çok. Yani bu nedir? En çoktur arkadaşım. Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam süper. Şimdi geldim buraya. İyi de şimdi. Burada ne yaptı? Bu haktan arkadaşımız arkadan öne geçmişti. Şimdi çok dikkat et. Bu adam 19 mu? Çok güzel. Bu adam 19. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bu adam 18 mi baştan? Evet. Bu adam 17 mi? Evet. Bu adam 16 mı? Evet. Bu adam 15 mi? Evet. Bu adam kaç kişi arkadaş? Bu adam kaç arkadaşlar? Bu adamda kaç biliyor musunuz? Bu adamda 22. Şimdi çok dikkat. Şimdi çok dikkat. Çok dikkatledim ama şimdi ilk önce şunu bir bilelim. Bu adam 22 değil. Ne oldu arkadaşlar? Bu adam 16. sırada şey 16 14. sırada oldu. 18 17 16 15 14. sırada oldu. Bakın şu an Haktan 14. sırada arkadaşlar. Dikkat ettik mi olaya? Bakın şimdi çok dikkat ediyoruz dedik. Dikkat ettik. Ne gördük arkadaşlar? Haktan baştan 14. O zaman şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Bir sıra var. Bir sıra var. Haktan kardeşim 14. baştan sondan da 22. E o zaman bir şey soracağım. Burada kaç kişi var? 13. E burada kaç kişi var? Haktan 22. 21. E bir de burada Haktan var. 1. E o zaman toplu arkadaşım ne oldu? 21 22 ne oldu? 35 kişi olmuş oldu. Bu da nedir? Bu da en az ya da kısa kuyruk diyebiliriz. Bunları da hatta parantez alalım. O zaman neymiş? 35 kişiymiş. Bakın bu sorularda böyle yaparsanız çok rahat edersiniz. Genellikle araya az kişi koyular, koyarlar. O zaman sen ne diyorsun? Bu adam 19'sa 18 17 16 15 14 haktan 14. kişi ama sondan da 22. Demek ki haktan 14. kişide öncesinde 13 13 kişi var. Gerisinde de 21 kişi var. 13 21 kaç etti? 34. Bir daha 35 kişi etmiş oldu dedim. Bu kuyruk sorularında nasıl yapacağımızı anladık. En uzun ve en kısa muhabbetleri buradan kaynaklanını çözdük. Yine geldik başka bir klasik soruya ve kafa karıştırıcı bir soru. Aslında çok kolay gibi gözükür ama aldatıcı bir soru olduğunu söyleyelim. Nasıl? Bir folklor ekibi oyunlarında dört adım ileri iki adım geriye giderek gösteri yapıyor. Mehter takımı diyorlar, folklor takımı derler, arkadaş grubu derler. Ne derlerse desinler. Önemli olan şey bunlar ne yapıyor? Dört ileri gidiyor, iki geri geliyor. Peki bunlar şu an ne yaptı? 6 adım attı. Yalnız ne oldu 6 adımda? 2 ileri gidebildi. Bakın 6 adım atıyorsunuz, sadece 2 ileri gidebiliyorsunuz. 95 adım attıklarında ne kadar ilerlemiş olurlar diyor. Bakın 95 adım atarsam ben ne kadar ilerlerim sorusunda hemen 95'i ne yapıyorum arkadaşlar? 95'i 6'ya bölüyorum. Çünkü niye? Her 6'da ben 2 adım ileri gidiyorum. O zaman rahat bir şekilde 96'yı böldüğümde ne çıktı? 15 çıktı. 15 kere 6 nedir? 90'dır. Çıkartırsam geriye 5 kalır arkadaşlar. Şimdi bakın bu 5 kaldı. Dikkat edin şimdi. Dikkat edin. Ne olacak arkadaşlar? Ben o, burayı böldüm. 6'ya böldüm. Çünkü her 6 adım bana 2 ileri gidiyordu. O zaman kaç tane 6 varmış? 95'in içinde 15 tane. Bakın 15 tane ne yapacağım ben? 2 ileri gideceğim. Neden? Çünkü 15 çarpı 6 90'dı. Bakın 15 çarpı 6 90'dı. Toplam 6 şardan 15 tane adım atarsam 90 adım atmış olurum. Yani her 15'li bana 2 ileri sayacaktı. O zaman ne oldu? Ben 30 ileri gitmiş oldum. Bakın 30 ileri gittim. Tamam eyvallah. Ama geriye benim elimde ne var şu an? 5 adım var. Peki ben nasıl bir adım atıyordum? 4 ileri 2 geri. O zaman şöyle diyebilir miyim? 5 adımda ben ne yapacağım? 4 ileri banko atacağım. Ama iki geri atamıyorum. Çünkü elimde bir adım kaldı. O zaman bir geri yapacak mıyım? Hemen geri vitese taktım. Ne yaptım? Bir geri yaptım. O zaman 30 ilerim var mı? Var. Bir de ne geldi buradan? 4 ileri. O zaman 34 ileri geldi. Tabii ki de bir tane geri geldi. O zaman bizim işlemimizin tamamında ne oldu? Ne kadar ileri gitmişim ben? 33 ileri Gitmiş oldum. İşte bu. Burada kafalar karışabiliyor. Burada tane hesabı yaparsanız rahat edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz de rahat bir şekilde 6, 15. Kaç tane 6 var? 15 tane. O zaman 15 tane her bir 6'da 2 ileri gidiyorsam 15 tane de 15 kere 2, 30 ileri gitmiş olurum dedim. Ama 5 tane kalmıştı. Onları da 4 ileri 2 geriden 4 ileri 1 geri moduna soktum. Halletmiş oldum. Geldim çok çok önemli bir şeye. Dokuzuncu sınıftasın arkadaşım. Yolun başındasın ama çok önemli konuları bilmen gerekiyor ve önemli bir formülü bilmen gerekiyor. O yüzden de yıldızlı bir formül yazıyorum sana. Bu soruyu bilerek koydum sana. Yıldızlı bir formülü çok iyi bilmen lazım. Yukarıda 1'den 15'e kadar numaralandırmış kutulara altında yazan sayı kadar bilye koymaya düşünen Engin bir kutuya koymak için ayırdığı bilyeri kaybetmiştir. Bak kutuya koyacaksın kaybediyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Kutularda toplam 113 tane bilye olduğuna göre hangi kutu boş bırakılmıştır? Arkadaşım bu adam boş bırakmasın. Bütün kutulara bilye atsın. O zaman bu kutuda 1, bu kutuda 2, bu kutuda 3, bu kutuda da 4, nokta 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 bu kutuda 15 olacak. Şimdi şu formülü bir kere sen 9. sınıftan iyi bilmen lazım. Çünkü üniversite sınavında YKS'de, TYT'de, AYT'de bu formülü her sene çeşitli farklı sorularda sorarlar. Yani bu sene sayı problemlerini sorarlar, temel kavramlarda sorarlar, bölmede sorarlar, ne de sor türevde sorarlar. 12'de göreceksin ama hiç fark etmez, Sorarlar. Sen bu formülü bileceksin. 1'den başlayıp 2 ile devam eden, 3 ile devam eden ardışık sayıların toplamı n'e kadar olan sayıları son sayım neyse o sayı çarpı 1 fazlası bölü 2'dir. Sakın unutma. Bu formülü aklından çıkarma. 1'den n'e kadar olan sayıların formülü en çarpı en artı 1 bölü 2'dir. İşte sayı problemleri daha doğrusu problem maratonunu niçin yapıyoruz sizin için? Bu gibi şeyleri hatırlatmak için. Çok güzel oldu bence bu seri sizin için. İnşallah beğeniyorsunuzdur diyerek bir kere daha söyleyeyim geçeyim. Bak şimdi o zaman ne oldu? Demek ki burada 15 varsa bu toplam 15 çarpı 16 bölü 2'den dolayı 15 çarpı 8 oldu. 15 çarpı 8 120'dir. Ama bu arkadaşımız ne yaptı bu keko? İsim vermiş mi? Vermiş. O zaman keko demeyelim. Ne yaptı bu arkadaşımız arkadaşlar? Bir tane kutuyu atmayı unuttu. Atsaydı 120 olacaklardı. Atamadı 117 oldu. O zaman hangi kutuyu atmamış? Tabii ki de 7 kutusuna atmamış. Önemli olan neydi? Formül. Soruda ne yapacaksın? Anlayacaksın. Formülü atılacaksın, uygulayacaksın. Nokta net. Evet arkadaşlar yeni bir soruya geldik. Ne demiştik? Giriş, gelişme, sonuç demiştik. Ve arkadaşlar girişi basit sorularla yaptık. Gelişmeyi gelişmen için gereken güzel önemli kısımlarla hatta biraz önce formül de vermiştik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık sonuca geldik. Sonuç neresi? YKS, TYT'deki problem tarzındaki, ya TYT'deki sayı problemleri nasıl geliyor? Acaba yeni nesil soruları nasıl soruyorlar? Ona bakacağız. İlk sorum bu civardaki kolay bir soru. Sonrasında da sınav moduna bakacağız. Ne yapacağız? Kendimizi bir tık daha zorlayacağız. Bakalım bu soruda ne diyor? Bir elektrik şirketi yeni düzenlemelerle kullanıcılara aşağıdaki bir tarife sunuyor. Ne yapıyor? 18'e kadar gündüz. 07'ye kadar da gece. O zaman gün ikiye bölmüş. 18'e kadar gündüz. Nereden 18'e kadar? Bakın 07 18 çift 0 arası gündüz. Bunları yazmanız şart. Çünkü karıştırırsınız. Hatta ben bu soruyu sizin için çözerken kendi kendime karıştırdım. Siz sakın karıştırmayın. Bunları soru ben yaparım ya ederim bunlar kolay sorular diye kendim öğretmenim diye artistik yaptım patladım. O yüzden de 18'den de 07'ye kadar gece arkadaşlar diyelim. Ve arkadaşım unutma hemen bak şimdi bize ne diyor 18'e kadar gündüz ve bu gündüz ücreti de arkadaşım ne olacakmış 5 saat ücretsiz yani Sabit ücretli 22 TL. 5 saat kullanıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Burada sabit ücret 22 TL veriyorsun. Sonrasında da saat başı 1.2 1.2 TL veriyorsun. Peki 07'ye kadar gece burada da 3 saat ücretsiz değil. Ne yapıyorsun? Sabit ücretli. Yani 3 saat bu ücrete tabi değilsin. Sen sabit ücret ödüyorsun. Sonrasında her saatin 75 kuruş Geldim buraya. 0.75 TL 75 kuruş demek biliyorsunuz. Burada anlattıklarımı burada yazıya dökmüşler. Bize sorduğu şey şu. 0.8'den 0.1'e kadar aralıksız elektrik kullanan biri kaç TL öder? Bir kere bir dakika arkadaşım. Sen 0.8'den başlayacaksan. Sen bir kere gündüz tarif edesiniz. Gündüz yani daha aydınlık. Aydınlık tarifede olduğun için arkadaşım. Ne yapacaksın? 5 saat ne yapacaksın? Ücrete tabi değilsin. Nesin peki? 22 TL'lik sabit ücrete tabisin. Bak 5 saat ücretsiz bu ücrete tabi değil sabit ücrete tabisin. Burada da onu anlatıyor arkadaşlar. Geçtim. Bakın saat şu an öğlen, on, öğlen biri oldu. Peki ne zamana kadar bu günü düzdü? Ta ki 18'e kadar arkadaşlar. Peki 18'e kadar ne oldu? 5 saat geçti. Bu 5 saatte ben ne yapacağım? 1.2 TL ödeyeceğim. Peki 1.2 ile 5 çarparsam 5 kere 1 5. 0,2 ile 5 çarparsam 1 TL 5 artı 1 6 TL ödemiş olacağım. Geldim bir sonraki aşamaya. O da ne arkadaşım? Saat 18'de başlayacağım. Artık 18'den sonra sabah 7'ye kadar ne? Gece tarifesi. Niye? Hava karardı artık. Artık tarife değişti. O zaman şimdi ne yapıyorum arkadaşım? Sa 3 saat ücretsiz. Tabii ki de ücretsiz derken bu ücrete tabi değil. Sabit ücrete tabi olacak. O zaman saatim kaç oldu? Gece 21 oldu. Yani akşam Hava karanlık 21 oldu. Ne geçti? 3 saat. 3 saat geçti. Ben bu 3 saate karşılık sabit ücret 7 TL verecektim. Ve arkadaşlar en önemli kısımlardan birisi saat 21.00'dan kaça kadar arkadaşım? Gece ben 1'e kadar oturuyormuşum. Elektriği kesintisiz kullanıyormuşum. Şimdi dikkat. 3 saat geçerse gece 12. Yani yarım oluyor. Gecenin yarısı gece 12. 24.00 24 ya da 00.00 .00 oluyor. Geldik buraya. Saat 1'e kadar da bir tane de 1 var. Yani burada toplam 4 saat var. Peki 4 saatte ben ne yakacağım? 0.75 TL'lik ben bir elektrik yakacağım. Peki 075'i 4'ü çarparsan ne olur? 3 TL olur. İşte bu kadar. O zaman şimdi bak arkadaşım. Çok dikkat et. Elimde 22 TL, 7 TL, 6 TL bir de 3 TL var. 7 ile 3'ü toplarsam 10. 22 ile toplarsam 32. 6 ile toplarsam da 38 liralık bir elektrik harcamış olurum. Ve gördünüz mü işte sonuç soruları bu kadar kaliteli. Basit ama etkili bir soru. Çok da güzel oldu. Bu soruyu da koymamız beni mutlu etti. Kendim zaten soruları hazırlarken çok mutlu olmuştum. Sizler de inşallah mutlu olmuşuzdur. Yine söyleyelim yine söyleyelim. İlk sorular giriş. Sonraki sorular gelişme. En sonunda da artık öldürücü darbeyi vuruyoruz. Sizi 9. sınıftan YKS, TYT, AYT'yi kafasına sokmaya çalışıyoruz. Diyelim ve geçelim. Geldim bir sonraki soruya. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Hocam bu ne? Buna kadar kazık soru. Böyle soru mu olur demeyin. Sakin olun. Üniversite sınavında böyle soruyorlar. Ama gözünüz korkmasın. Bakın soruları tane tane okursanız ne kadar kolay olacak. Bir okulun yapacağı bu sınavı sınav ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bakın arkadaşlar soruları okurken lütfen sakin olun. Mesela bakın burası boş. Bu sınavda 38 soru var. Bak yine boş. Niye? Sadece bilgi şu: 38 soru. Sorular kolay ve zor olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Bak yine boş. Hemen ne yapacaksın? Kolay, zor. İki ayrıldı. Bitti. Bakın bu kadar kısım bitti. Neredeyse sorunun yarısı boşluk. 38 soru ve KZ. Bu kadar bitti. Kolay soruların iki tanesini doğru yapan 3 puan. Zorlardan üç tanesini yapan 5 puan veriliyor. Bakın. Bu sınava giren idil soruların hepsine doğru hepsine doğru cevaplamıştır. Pardon, sınava giren idil soruların hepsini doğru cevaplamıştır. Ve ne yapacak? Doğru cevap pardon, bir an kafam karıştı. Yanlış niye yok diye. Bakın ne yapıyordu? 2 doğrusuna, iki kolay doğruya 3 puan, iki zor doğruya da 3 5 e, puan veriyordu. 3 zor doğruya da 5 puan veriyordu. Biraz tekerleme gibi oldu, karıştı ortalık. Geldim buraya. İdil kolay sorulardan aldığı puanlar zor sorulardan aldığı puanlara eşit. He bir dakika. Burada anladım. Bunun iki tanesine ne veriliyor? 3 puan. Bunun da 3 tanesine ne veriliyor? 5 puan. Tamam burada da bir şey anlatmıyor bize. 2 taneye 3, 3 taneye 5. Bak burası kısmında gitti. İdil bütün soruları cevaplamış. Yani 38 soru burada olacak arkadaşlar. Kolay sorulardan aldığı puanlar zor sorular. Mesela bir şey soracağım. Şimdi 4 tane soru kolay cevaplasa. Bak 4 tane soruyu kolay cevaplasa bu adam. Ne yapacak? Adam diyorum. İdil'cim ne yapacak? 4 soruyu doğru cevaplasa. Bakın 2 tanesine 3 puan veriyordu. E, kaç tane 2 var? 4 2 2. 2 çarpı 3 yapman lazım ya işte o yüzden sen buraya kolaylara K dersen o zaman her 2 tanesine 3 puan veriliyorsa hemen bakın ne olacak? Onu farklı bir kalemle şurada güzel bir boşluk var. Oraya yazalım. K bölü 2 olacak. Yani K bölü 2. Nasıl 4'ü 2'ye bölüyorsa K taneyi 2'ye böleceğim. İşte bu kadarına ne yapacağım? 3'er puan vereceğim. Peki zorlara da Z diyelim. O zaman ne olacak? Z'lerden de ne yapacağım? Her 3 tanesi. Mesela 9 tane zor vardı. 9 e, tane 3'e böl, 3. O zaman her 3 tanesine 5 puan vereceksem... ...3 kere 5 gibi. O zaman Z'leri 3'e bölüp 5 çarpacağım. Niye birbirine işledin hocam? Çünkü kolaylardan aldığı puan. Bak bu kadar. Bunun da bu. Bakın soru çok zor gözüküyor ama... Ufacık bir işlem var şurada. O da ne arkadaşım işlem? 3 kere k, 3 k bölü 2 eşittir. 5 kere z, 5 z bölü 3 oldu. İçler dışlar yaparsak ne oldu? 9 k eşittir, 10 z oldu. Hatırlıyor muyuz oran orantı problemleri? Bak Samet Hocam senin için neden? Neden Tonguç Akademi senin için problem kampı yaptı ve oran orantından başlattı? İşte bu güzel sorular için neden oran orantıdan başlandı? İşte problemlerin içinde buralarda klas hareketi çek diye... Sen buna ne diyecektin? 90K. O zaman bu ne olacaktı? Pardon K'lar aynı olmasın. 90A. O zaman burası ne olacak? 10, a Burası ne olacak? 10 kere Z 90A ise o zaman bu da 9A olacak. He, o zaman benim K dediğim şey arkadaşım. Bak kırmızıyla yazalım. K dediğimiz şey neymiş? 10A'ymış. Peki Z dediğimiz neymiş? 9A'ymış. Ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu soruların toplamı 38 değil miydi? E topla arkadaşım. 38 etsin. O zaman ne anladın? 19 tane A 38 ise A eşittir 2 olmuş oldu. Bana zor soruların sayısını soruyor. Zor sorular 9 A tane miydi? Evet. A'yı 2 buldum mu? Evet. O zaman 9 kere 2 çok fazla uzaklaşma. İşaretli 18'i geç. Bakın üniversite sınav soruları işte böyle oluyor. Ama zor bir şey var mı? İnanın yok. Lütfen rahat olun. Sadece size verilenleri sayı problemlerinde düzgün yazın, düzgün anlayın. Sonra eski bilgilerinizi de kullanıp hemen ne yapın? Rahat bir şekilde soruda rahatlatın, elinizi rahatlatın, güzel bir şekilde çözün. Geldim son soruma ve yine bir üniversite sınavı tarzı. Son iki, üç sorumuz böyle oldu. Birincisi kolaydı, ikinci soru bu bir tık daha zor. Bakalım ne olacak şimdi? Bir ses yarışmasında üç kişiden oluşan bir jüri yarışmacıları evet ya da hayır oyu kullanmaktadır. Tamam, üç jüri var. Evet hayır. O zaman ne olabilir? E, bizi bunların bize vereceği. Evet evet evet. Evet evet hayır. Evet hayır hayır. Bir de ne olabilir arkadaşlar? Üçü de hayır olabilir. Bu yarışmacılar, daha doğrusu jüriler bize üç evet, iki evet, bir evet ya da hiç evet vermeyebilir. Hepsi hayır olabilir. Bak burada hiçbir şey anlatmıyor dostum. Üç jüri var, bunu anlatıyor. Otuz kişi katılmış bu yarışmaya. Bu seçim bir yarışmacının başarılı olmamız için en az iki evet oyu alması lazım. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Burası başarılı. Bakın arkadaşlar şu an gözükmüyor. Biraz daha düzelteyim şurayı. Heh, şöyle olsa daha iyi olur. Burası ne? Başarılı. Burası ne arkadaşlar? Başarısız. O zaman başarılı olmak için ne yapman lazım? En az iki tane evet alman lazım. Bakın yine bir şey anlatmadı bana. Lütfen korkmayın. Böyle kaba olduğuna bakmayın. Bu arada yarışmaya kaç kişi katılıyor? 30 kişi yarışmaya katılıyor Berdi. Bakın 44 evet oyu, oyu verildiği bu ses yarışmasında 10 kişi başarılı olmuş. Bir dakika 30 kişi değil miydi bunlar? E 10 kişi başarılı. O zaman 20 kişi başarısız. Bakın aşama aşama gidiyorum. Üniversite soruları zor değil. Sadece aşama aşama. 10 kişi başarılı. 20 kişi başarısız ve hiçbir yarışmacı 3 hayır almamış. Başarısızlar kimler o zaman? Bunlar. Kaç kişi başarısızdı? 20 kişi. O zaman arkadaşım şöyle bir bakarsak olaya. 20 kişi başarısızsa o zaman ne oldu? Buradan 20 evet çıktı. 40 tane hayır çıktı. Çünkü 2 hayır almış bir yarışmacı bir evet almış. O zaman 20 yarış başı başarısız olduğuna göre ve kimse 3 hayır almadığına göre 20 tane evet 40 tane hayır var. Bak çok basit yaptım. Şimdi bize ne soruyor? 3 tane evet oyu olan kaç kişidir diyor. Bak 3 tane evet oyu olana x diyeyim. Peki o zaman burada kaç kişi olacak? 10-x niye? Başarılılar nedir? X ise bunlar toplam 10 kişilerde 10-x. Sakın buraya y demeyin. Bakın ikisinin toplamı belli ise birine x deyin istenilene diğerine de 10 eksi x deyin, tek bilinmeyene göre yapın. Devam ediyorum. 44 evet oyu çıkmış. Arkadaşım burada 3 evet yok muydu? X kişi 3 evet aldıysa o zaman burada 3x evet vardır. Geldim buraya. Kaç tane evet var? 2 tane. O zaman bakın 2 çarpı 10 eksi x evet vardır. Peki yarışmada toplam 44 evet verilmiş miydi? Oo işte bu kadar. O zaman bu adamlardan 3x tane evet. Bu adamlardan 20 eksi 2x tane evet geldi. Başarısızlardan da 20 evet geldi. Toplam kaç evet vardı? 44. O zaman 20, 20, 40. Attın karşıya 4. E, 3 xten x çıktı. 2x çıktı. X. O zaman ne oldu? X kişi 4. Yani x kişi 4'müş. 4 kişiymiş. Peki biz ne demiştik? 3 evet oyu alan yani x demiştik. Zaten bilerek ona x demiştik. Her zaman ne dedik? İstenilene x diyeceksin. O zaman cevabım da 4 olmuş oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. 3 Nisan bitmişti. Bugün 10 Nisan bitti. Problem maratonumuzun 3'te biri bitti arkadaşlar. Problemler şeklinde anlatalım. Geriye 3'te 2'si kalmış oldu. 3'te 1'lik kısmı 17 24 Nisan'da 1 Mayıs 8 Mayıs'ta yine söylüyorum 15 Mayıs bayramın son günü arkadaşlar ve bayramımızı kutlayacağız diyeceğiz ki problemleri bu cumartesi itibariyle resmi olarak bitirdik çünkü bu cumartesi kamp yok. Bu cumartesi problem yok. Bu cumartesi bayram var diyeceksin. Şekerleri, tatlıları lüpür lüpür yiyeceksin arkadaşım ve bayramı kutlayacaksın. Bu arada kitaplarımızdan bahsetmiştik. Yine söyleyelim. Sayı problemlerinde arkadaşlar Dinamo kitabımızda hemen aldık burada. Bakın arkadaşlar sayı problemleri nerede? Dinamo kitabımızda. Burada arkadaşlar 145. sayfada kesinlikle yapın ve öğrendiklerinizi hemen burada da bu sorulardan da seçmeye çalışın. Bunlardan da yapın. Bakın yeni nesil üniversite soru tarzında yine bizim gibi uzun sorular var. Hemen sıfırdan dokuza kitabımızda da yapmayanlar varsa onlar için bir kere daha söyleyelim. Veyahut da tekrar etmek isteyenler varsa orada da arkadaşlar sayı problemlerimiz nerede? Biraz hızlı geçiyoruz. Arada kaynıyor. Hemen doğru orantı ters orantıdan sonra sayı problemleri bakın anlatıyor bize. Çok güzel bir şekilde. Bu arada da kare kodlar var. Yapamazsan da hemen orada canım hocam da anlatıyor sana. Neresi arkadaşım? 176, 177'yi de yapıyorsun ve soruları bitirdikten sonra hemen ne yapıyorsun arkadaşım? Buradaki sorularımızı da yapmayı ihmal etmiyorsun. Sondaki sorularda da bakın yine sayı problemleri onun orantı problemleri çok güzel bir şekilde üniteyi tekrar sorularımız var. Bunları da sakın yapmamazlık etme dedik. Ve bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Her cumartesi 2'de sizlerle birlikteyiz. 10 soruda problemleri bitiriyoruz. Şimdi sıra ödülü soruda arkadaşım. Çok zor bir soru değil. 300 TL, 180 TL. Lütfen senden isteyeyim. 22 toplam biletse arkadaşım. Burada biraz yanlış biraz bilet olacak. 22 toplam biletse burası ne olacak? 21 Bakın 21 eksi x olacak. Lütfen buna göre yapın sorularınızı. Burası 20 ise burası 14 eksi x olacak. Ona göre yapın. Çok kolay bir soru oluyor. Size tiyoyu da verdim. O zaman ne diyoruz? Haftaya yeni bir problemde görüşürüz.